Şimdi de Haliloğulları İnşaat Emlak'ı konuk oluyoruz. Seçkin firma Karapürçek Mahallesi 397. Cadde 109 Taksim 13 Altındağ Ankara'da faaliyet gösteriyor. Firma sahibi Medet Karpuz'dan bilgiler aldık. Evet sayın izleyicilerimiz, Ankara'da farklı bölgelerde başarılara imza atmış ve şu anda da Hüseyin Gazi'de başarılarını devam ettiren Haliloğulları İnşaat'ın sahibi Medet Karpuz'la birlikteyiz. Evet Medet Bey, başarılarınızı bize anlatır mısınız? Nereden nereye, bugünlere kadar geldiniz? Önemli olan çalışmak. Dürüst bir şekilde çalışmak. Peki kuruluşunuzdan bahseder misiniz öncelikle? Kuruluşum inşaat sektörü üzerinde çalışmakla geldi. Sıvacılıktan dolayı. Belli bir süre, belli bir yerlerde çalışarak 2004 yılına kadar inşaat sektöründe sıva alçı üzerine taşeronluk yaptığım yıllar oldu. 2004'te iki tane elemanım inşaattan düştüğü halde de bırakmadım. İlk kurulum Sincan. Sincan'da iki tane bina yaptıktan sonra Etemesut'a geçtik. Etemesut'a üç tane bina, üç sene civarı Etemesut'a kaldık. Buraya geleli 2,5 sene falan oldu. Burada da bir tane binamızı bitirdik. İkinci inşaatımıza başlayacağız. Üçüncü inşaatımız Allah'ın izniyle bu sene İki bina birden gene teslim edeceğiz. Burada başladığımızda 22 dairelik bir binaya başladık. 5. ayda başladık, 12. aya teslim ettik. 7 aylık bir sezon içerisinde binayı teslim ettik. Şu an oturanlar var. Ama bu işçilik konusuna geldiği zaman da işçilik konusunda daire sattığımız müşteriden şikayet gelmeyecek şekilde kullanılan malzemeler hepsi TSE belgeli. İnşaatta zaten en önemli dikkat edilecek işçiliklerden birisi demir beton. Demir beton işçilerine zaten belediyeler, müteahhitleri kesinlikle karıştırmıyor. Onların verdiği proje bazında demir atıyoruz. Verdikleri beton numarasına göre beton atıyoruz. Yapı denetimciler kontrol ediyor sanırım. Yapı denetimciler kontrol ediyor ama bunun içinde müteahhit hile yapabilir mi? Yapar. Ama şu an Ankara genelinde zannetmiyorum 100 tane müteahhitten bir iki tanesi hile yapmayı düşünebilsin. Yapılaşma devam etse de belli çerçeve içerisinde devam ediyor. Yani doğal alanı bozmadan. Mesela mahallelerdeki mahallelerin bitişi belli çerçeve içerisine alındı yapılaşma. Yapılaşma bu çerçeve içerisinde devam ediyor. Yani ormanlık bölgeye, yeşil alana zarar vermeden. Yani belediyelerin çalışmaları burada mesela diğer belediyelere nazaran. Ben Ankara'nın şu an 4-5 tane belediyesinde iş yaptım. Diğer belediyelere nazaran buranın belediye çalışmaları 10 numara. Altındağ Belediyesi. Mahalle aralarında. Yani oturan kesim, oturan halkın akşam olduğu zaman dairenin satışını bile etkiliyor parklar. Mesela benim inşaatım park cepheli. Hemen sattık diyorsunuz. Ben daha inşaata başlamadan 4 tane dairem kaldı. Benim yeni başlayacağım inşaatım park cepheli. İnşaata başlamadan 4 tane dairem kaldı. Haliloğulları İnşaat Emlak, Karapürçek Mahallesi, 397. Cadde, 109'a 13. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.